Merhaba çocuklar. Bugün şimdiye kadar öğrendiğimiz bütün ses, hece, kelime ve cümleleri kısaca bir tekrar edeceğiz. Evet, ben buradan okurken siz de izlerken bu aynı şekilde tekrar edin. Evet, ilk öğrendiğimiz ses neydi? E. Evet, burada bir eşek resmi görüyoruz değil mi? Eşeğin E'si. Bu büyük E, bu da küçük E. Burada bir leylek görüyoruz. Evet. Leyleğin. L. Evet. Büyük L. Küçük L. Evet. Biraz büyütelim. Şöyle. Evet. Buradan E ile L sesini birleştireceğiz. Evet. E U E U. Şimdi ok işareti yönünde çocuklar hiç kesmeden okuyacağım. El El. Ne oldu? El. Evet. Çocuklar okurken soldan sağa doğru okuyoruz. Buna dikkat edelim. Ve ilk sesi önce söyleyeceğiz. Yani E U El. Bak. Burada ne yaptım ben? El. Değil mi? Şimdi de U ile E sesini. U E U E. Şimdi kesintisiz ok yönde okuyacağım. L bak. L E'ye gelince E'yi de çıkartıyorum bak şimdi. Buraya kadar hep L diyorum sonra E. L L ne oldu? L. Evet. İkinci hecemiz. İlk hecemiz L, ikinci hecemiz L. Evet, şimdi artık bu heceleri kullanarak kelime oluşturacağız. Evet, E'yi ilk öğrendiğimiz sesti. Evet, buradaki öğrendiğimiz L hecesiyle birleştireceğiz. E, L, E, L. Şimdi kesintisi okuyacağım. E, L, E, L, E, L. Evet, ilk kelimemiz ele. Evet, annelerimiz bu neler ya? Evet, o ele. Şimdi öğrendiğimiz iki heceyi birleştireceğiz. Oradan yeni kelime. Evet. El le. El le. Şimdi ok işareti yönünde okuyacağım. El le. El le. Elle. Evet. İkinci kelimemiz de elle. Şimdi bunlardan bir cümle oluşturalım. El, ele, elle. Evet. El, ele, elle. Evet. Şimdi ikinci sesli harfimiz A harfini, daha doğrusu bu üçüncü sesimiz oluyor. Evet. Şimdi burada bir ağaç var değil mi? Gördük ağacın A'sı. Evet, büyük A, küçük A. Biraz daha büyütelim. Evet, oradan çalışalım. Şimdi. Başta söylemiştim, yöntem aynı. Yani bu A yerine önce ne gelmişti? E gelmişti. Eli bulmuştuk. Burada A geldi. Şimdi A ile U'yu birleştireceğiz. Evet. Şimdi şöyle kalemimizi alalım. A, U. A, U. A, U. Şimdi hiç kesintisiz ok işareti yönde gideceğim ve birleştireceğim. Al. Al. Evet. Al. Evet çocuklar. Yine ilk gördüğümüz ses okuyacağız. A, U, Al. Evet. Şimdi U ile A'yı birleştireceğiz. U, A. U, A. Şimdi hiç kesintisiz okuyacağım. La. 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 Evet. A sesimizden de iki tane hece oluşturduk. Şimdi bu heceleri birleştirerek yeni kelimeler oluşturacağız. Evet. A. La. A. La. Evet. Şimdi hiç kesintisiz okuyacağım. A. La. A. La. Ala. Evet. Ala.
Hızlı okurken ala diye okuyoruz. Yavaş okurken a la. Evet. Şimdi de la ve daha önce öğrendiğimiz l hecesini birleştireceğiz. La le. La le. Şimdi direkt okuyorum. La le. La le. La le. Evet. Yeni kelimemiz lale. Lale bir çiçek değil mi? Evet. Şimdi E ve la hecelerini birleştireceğiz. Burada E niye büyük yazdık? Çünkü burada bir isim ortaya çıkıyor. Ela. Evet. Şimdi onu oluşturacağız çocuklar. O yüzden büyük yazılmış. İsimler, özel isimler büyük yazılıyor. Bir de cümleye büyük harfle başlıyoruz. Evet. Onu unutmayalım. Evet. E la. E la. Hemen birleştiriyorum şimdi. E la. E la. E la. Evet. Şimdi de A sesini ilk öğrendiğimizdeki iki hece var. Al ve la. Bunları birleştireceğiz. Al la. Al la. Şimdi hiç heceyi kesmeden söyleyeceğim. Allah. 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 Evet. Allah. Şimdi bununla ilgili cümlemizi okuyalım. Ela. Lale. Al. Ela. Lale. Al. Ela. Ala. Lale. Elle. Ela, ala, lale, elle. Evet. Siz de aynı şekilde tekrar ediyorsunuz. Evet. En son öğrendiğimiz k sesini göreceğiz. Evet. Burada bir kara kedi görüyoruz değil mi? Kara kedinin k'sı. Evet. Bir büyük k var. Bir de küçük k var. Tabi bunun yazısını biz daha önce göstermiştik. Burada sadece okuyuşlarını öğreneceğiz. Evet. Şimdi yine A ve E sesinde yaptığımız gibi burada da K sesimize A ve E getirerek ne yapacağız? Yeni hece ve yeni kelimeler oluşturacağız. Evet. Biraz daha büyütelim. Evet şöyle. Buradan kalemimizi de alalım. Evet. E K. Bak ayrı ayrı okursak E K. Şimdi bunları yavaş yavaş birleştireceğiz. E K, E, K. Şimdi hiç kesintisiz. E, K, E, K. Ne oldu? Ek. Evet. A, K. Şimdi bunları da aynı şekilde birleştireceğiz. A, K, A, K, A, K. Şimdi kesintisiz. A, K, A, K. Ak. Evet. Yeni hecemiz ak. Evet. Şimdi de k sesi başta. K. E. K. E. Şimdi kesintisi okuyalım. K. 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 Evet. K'yi oluşturduk. Şimdi de k ile a. K. A. A, K, K, evet, K, evet, şimdi de öğrendiğimiz hecelerle kelime oluşturacağız. K, L, Kel, bak, Kel, 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 evet, şimdi de burada. Ka, l, ka, l, uzatalım. Ka, l, kal, kal. Evet. Şimdi herkesin sevdiği bir yiyecek. Evet, onu oluşturacağız. Bakalım ne çıkacak. Ke, k, ke, k, uzatıyoruz. Kek, kek, kek. Evet. Seviyoruz değil mi keke? Evet, şimdi de
K ile K sesini şey yapacağız, birleştireceğiz. K, 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 kak, 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 evet, kak. Evet, şimdi de L ile K, evet, L, K, L, K. Şimdi kesintisi okuyalım. Lek, lek, lek. Evet. Aynı şekilde la, k. Evet, onu birleştireceğiz. La, k. La, k. Lak, lak. Ne oldu? Lak. Evet. Şimdi yavaş yavaş oluşan kelimeleri bir okuyalım şöyle. Tabi cümleleri de beraber okuyalım. Evet. Ekle. 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 Evet. E lek. E lek. Elek. Ka le. Ka le. Kale. Akla. 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 Kel le. Kel le. Kelle. Le ke. Le ke. Leke. Lale. Kek al. Lale. Kek al. Evet, kal öğrenmiştik ya. Evet, bir şimdi k getireceğiz. Kal k. Bak. Kal k. Evet. Kalk. Ela kalk. Bir daha okuyalım. Kalk. Ela kalk. Kale ekle kale. Evet çocuklar. Şu ana kadar öğrendiğimiz ses, hece, kelime, onları tekrar ettik. Cümleleri kurduk. Siz de aynı şekilde hikaye kitabımızdan, hece kitabımızdan ve ev ödevi kitabımızdan bunları tekrar edelim ve her gün mutlaka okuyalım. Evet, bol tekrar edersek daha çabuk öğreniriz ve kısa zamanda okumaya geçeriz. Evet, iyi günler diliyorum.